rekorunu kırdık. Size en iyi başlangıç, 7 maç, 7 galibiyet. Ama sahadaki futbol size keyif veriyor mu bilmiyorum. Hala bir tam Gençler Birliği, özellikle bazı futbolcular performansını sahaya sürdüğünde neler göreceğimizi hayal ettiğimiz için belki istediğimiz beklenti tam olmuyor. Büyük. Beklenti büyük oluyor ama yine de bir şekilde Gençler Birliği kazanıyor. Bir değerlendirmeni almak isterim hocam. Şimdi şöyle, öncelikle bizim kadromuz kaliteli. Kaliteli olduğunda rakiplerimiz de biliyor. Özellikle onun için çok kapalı oynuyorlar bize karşı. Üretmek için türlü organizasyonlar yapıyoruz. Varyasyonlar yapıyoruz saha içinde. Oyuncularım her şeyi yapıyor sahada. İşte sağdan orta, soldan orta, ikiye bir yapıyorlar, pozisyona giriyorlar. Ama gol gecikince tabii ister istemez bir durgunluk oluyor skor anlamında. Ama ben sizin şu şeyinize katılmıyorum. Bugün oyunu biz yönettik. Biz oynadık. Ama gol gelmeyince ister istemez rakibin direnci artıyor. O yüzden bu maçlar hep böyle olacak. Şimdi belki yukarıya oynayan takımlar oynamaya çalışacak. Belki biz de o zaman daha iyi futbol oynayacağız. Dediğim gibi Afyonspor takımı çok dirençli bir takım. Belki çok üretken bir takım değil ama çok dirençli ve son iki deplasman, Adanaspor, Giresun gibi deplasmanlarını kazanmış bir takım. O yüzden bence güzel bir galibiyet. Oyunu daha yukarı çekebilir miyiz? Çekebiliriz. Bu kalitemiz var mı? Var. Ama dediğim gibi inşallah önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapacağız. Hani golü bulduktan sonra daha rahatız ama bugün gol geç geldiği için ister istemez biraz kapalı da biz oynadık. Yani ikinciyi gol yemek adına, kaza yapmamak adına. Ben oyuncularımı kutluyorum. Özellikle oyun disiplinine sadık kalarak oynuyoruz. Sabırlı oynuyoruz. Bu bizim sermayemiz, en büyük sermayemiz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Selçuk devreye girdi. Mert'in sakatlığı vardı. O da herhalde risk etmemek için oynatmadınız bugün hocam Mert'e. Evet, Mert sakatlığı daha bir antrenmana çıktı. Durumuna baktık ama bugün Arnason'da gayet iyi oynadı bana göre. Bizim takımımızda yani formayı kaybetmek biraz şey oluyor. Nasıl söylenir? Formayı kaybetmemek lazım diyeyim. Evet. Çünkü kendimize iyi bakmamız lazım, sakatlanmamız lazım. Çünkü yerine oynayan bütün oyuncularımız nitelikli oyuncular, tecrübeli oyuncular. İyi gittiğimiz zaman da o aile gibi duruşumuzu bozmuyoruz. Oturan arkadaşlar oturuyor, sonradan girenler katkı veriyor. Bu aile gibi duruşumuzu devam ettirirsek bizi kimse zaten bileğimizi bükemez ve hedefimize ulaşırız. Şimdi Bolu, Adana Demir, arkadaş çok sıkı, çok yakından geliyorlar. Maçta kaybetmiyorlar. Hı-hı. Güzel de fikstürleri var hatta Adana Demir'in özellikle bundan sonra. Bu bir baskı yaratıyor mu hocam? 7 galibiyet diye 7. Biz baskı değil, biz rakiplere bakmıyoruz. Biz sadece maçları kazanmaya odaklıyız. Her maç bizim için final. Dolu dolu ilk yarı 10 tane daha maçımız var. Her maçı kazanmaya oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki rakipler de takip ediyorlar. Puan kaybetseler daha iyi bizim için ama bu işin realitesinde birileri gelecek, birileri puan kaybedecek. Biz asla tedirgin olmuyoruz. Biz kendi hedefimizi koyduk. Oyuncular özellikle. Ben oyuncuların bu kadar formasını, armasını sahiplendiğini çok az şekilde gördüm. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Başrolde onlar var. Onun için biz sadece maçlarımıza, kendi maçlarımıza odaklanıp bütün maçlarımızı kazanıp çok yol almak istiyoruz. Bir yerde belki kaybedeceğiz. O kaybetme kredisini ileride kullanmak için bu maçları kazanmak çok önemli. Bugün sahaya da değineyim. Çünkü bir yorum yaptım, çok farklı yerlere çekenler oldu. Ben sadece sahanın zeminini kötü anlatmak için söyledim. Ama bugün 3-4 günde mesela 3-4 gün önce kupa maçında kötü bir zemin vardı. Ama bugün bayağı toparlanmış bir zemin gördük. Maç öncesi yağmur kötü geldi aslında. Yağmur Allah'tan, ona bir şey diyemeyiz ama zemin hayli toparlanmış gördük. Şimdi o gün yetkililere nasıl sistem ettiysem bugün de buradaki zemini hazırlayan yetkililere teşekkür ediyorum. Bir de maçın hakemine değineyim. Gerçekten dolu dolu güzel bir hakem geliyor. Hatalar yaptı mı? Bizim adımıza da, Afyon adına da yaptı. Ama gerçekten dolu dolu güzel bir hakem geliyor. Bu sanırım Balıkesir'de şiddete uğrayan bir hakemimiz. Ama dediğim gibi dolu dolu güzel bir hakem geliyor. Yol açık olsun. Hocam, sizin biraz önce söylediğiniz çok güzel bir arkadaşlık ortamı falan. Ben 15 yıldır Gençler Birliği futbolcularına, Ankara futbolcularına bu mikrofonu uzatıyorum. Gençler Birliği'nde gördüğüm en iyi arkadaşlık ortamı var. Hı hı. Gerçekten bir inanmışlık ve sahiplenme var.
bu takım, siz birincilik tecrübesindesiniz. Bizden daha tecrübelisiniz. Biz iki kere gördük birinciliği. Bir Ankara için, evet, Gençler Birliği'nde. Bu ligin kuralı biraz böyle mi? İlk başta ikincilik yarı örnek gösteren belediye takımlarından ben korkuyorum. Sizin eski takımınız Gazişehir'in ciddi yatırım yapmasından korkuyorum. Adana Demir zaten iyi yaptılar. İkinci yarı onların daha da artacağını düşünüyorum. Bolu var. Kısaca söyleyeyim mi? Ana fikrini anladım sorunun. Kısaca söyleyeyim. Ya bizi kimse bozamaz, kimse bileğimizi bükemez kolay kolay. Ha biz içeriden bozulursak sıkıntı yaşarız, kötü gideriz. İçeriden bozulmasına da müsaade etmeyecek Selçuk gibi, Hakan Arıkan gibi, Bekir gibi, ne bileyim Sesenyon gibi, Nobre gibi çok tecrübeli, Ahmet İlhan gibi çok tecrübeli, Alper gibi çok tecrübeli oyuncularımız var. Bunları asla buna fırsat vermeyecekler benden önce. Ben zaten vermem fırsat ama benden önce onlar fırsat vermeyecek. Dolayısıyla da bu birlikteliği, bütünlüğü, Gençler Birliği'ne bu yakışır zaten. Bu birliktelik, bütünlük yakışır. Bu takım çıksın, seneye de bu takımla devam etsin inşallah.